Arkadaşlar herkese günaydın. Şöyle bir dolar endeksinden doğru başlayalım. Dün seçimlerden sonra Amerika seçimlerinden sonra dolar ciddi anlamda değer kaybetti dünyada. Şimdi özellikle DXY tarafı hatırlıyorsanız bu 97 önemli tepesine kadar gelmişti. Hani burada üzerine bir attı hatırlıyorsanız gidemeyince geri içine girdi. Euro-Dolar da o sıra 1013 <laughs> desteğine gelmişti. O da buradan e, DXY devam edemeyince o da buradan döndü. Şimdi e, Euro-Dolar tarafı kısa vadeli 1018'lerden gelen düşüş trendinin dışına çıktı günlüklerde. Bollinger Orta Band'ın üzerine attı. Buralardan bir düzeltmeler gelse de sanki artık birazcık daha Euro-Dolar paritesinde e, yavaş yavaş bir toparlanma görebiliriz. <laughs> Biraz daha düşüş trendinin dışına çıktı. Şimdi esas benim ilgimi çeken ilginçtir. Ee, Güney Afrika randı ve ruble biliyorsunuz Güney Afrika randını hep gösteriyorum. Hani Afrika'da akrabalarım olduğundan değil. Ee... Bizle hemen hemen aynı ligde ekonomi olarak. Şimdi e, orada hatırlarsanız 14 seviyesi çok önemliydi. 14'ün üzerinde sert hareketler oldu. 15-75'lere doğru. Yani aynı bizim aslında e, kurumuzdaki atak gibi. Geçen hafta sonu attığım bu dolarla ilgili e, hani pahalı almamızla ilgili. Hatırlıyorsanız Güney Afrika randını da örnek gösterdim. Yani haftalıklarda sert bir yükseliş. Ve ondan sonra bir düzeltme süreci yani bizde de aynısı gelebileceğini çünkü her sert yükselen bir enstrümanın hani özellikle haftalık periyotlarda günlükten bahsetmiyorum. Bir düzeltme süreci bu düzeltme süreci sürüyordu Güney Afrika randında ve günlüklerde şöyle baktığınız zaman bunu omuz baş omuz gibi görebilirsiniz ve 14 seviyesi çok önemli. Şimdi buradan devamlı dönüyor. Şimdi önümüzdeki 1 2 gün yani bugün ve yarın burası çok önemli. Eğer bu Güney Afrika randı 14'ün altına atar burada satışlar hızlanırsa burada 13.50'lere doğru falan bir satış başlayabilir. O da bizim içeriği de tetikleyebilir yani doları yine kuvvetsizlendirebilir. Zaten çünkü dün 42'lere kadar gelen bir dolar vardı şimdi göstereceğim. Hani dışarıda doların değer kaybetmesiyle beraber otomatikman zaten 42 direncinden satışı yiyip 35-36'lara geldik. Yani şimdi içeride dolar zaten zayıf olduğu zaman dışarıdaki herhangi bir zayıflama doların burayı tetikliyor zaten. Ee, dolayısıyla e, Güney Afrika randı önemli 14 devamlı döndüğü yer arkadaşlar. E, dikkatle izlemek lazım burayı da. E, diyeceksin ki ulan burak hangisini izleyeceğim? Güney Afrika randı ile benim ne işim var? İşimi gücümü yapıyorum. Bir de açıp Güney Afrika. Haklısın. Rand... Parantezi açayım. <laughs> ruble de ruble birazcık daha sağlam duruyor. Bantlar daraldı. Birazcık daha dolar ruble e, paritesi biraz sağlam duruyor. Sanki e, bir tekrardan bir 67'lere doğru atak yapacak gibi duruyor. Şimdi içeride bizim hikayeye gelince. Diyorsun ki Burak ha, sen Burak Güney Afrika'yı buraya gel. Şimdi günlüklerde e, zaten dayağı yiyoruz dedik. Artık e, buralardan hani vermeyelim, bakmayalım dedik. Sakince bir tepki bekleyelim dedik. Şimdi bekliyoruz. Dün 5.30'lara kadar geldi. Oradan sert bir şekilde 37'ye kaldırdı. Sonra 42'ye gitti. Ondan sonra da akşamleyin Yurt dışına dolar değer kaybedince biz de bir düzeltme yaşadık. Şimdi günlüklerde, şimdi farkındaysanız boloncır bantlar yavaş yavaş sıkışmaya başladı. Yani bu alttan desteğe geliyor. Bunun destek burayı kapıyor olması güzel. Çünkü sarkmalarda bize destek olarak gelecek. Şimdi herkes biliyorsunuz şu anda da şey grubu başladı. Hani 6.50'deyken hatırlıyorsanız bir 85 10.000 lira, 8.20 grubu vardı furyası. Şimdi dolar aşağı geldi ya. Şimdi de şey grubu başladı. 4 lira grubu başladı. Bak beşi geçtim ha. Beş <laughs> diyene artık şey diyorum. Ya. Çünkü hani beşin hani dört 96 hani buradan destek almaya gelebilir mi? Teyit edebilir mi? Edebilir. Hani onu mesela teknik analiz bakan birisi olarak şimdi haftalıklarda şöyle göstereyim. Yani şimdi normalde Hatırlıyorsunuz haftalıklarda dedik ki Bollinger orta bandın altına geçti. Buradaki satış hızlanabilir. Bu düzeltme süreci biraz daha devam edebilir. Şimdi bu 4.94'e kadar gelebilir mi? Gelebilir. Hani bunda sıkıntı yok. Ama hani dörtler hani hakikaten şey, ilginç. Ee, buradan yukarı doğru haftalıklarda gene söylüyorum. Buradan gelebilecek o beklediğimiz <laughs> alış tepki anlamında bir alış. Trend dönümü, dönüşümü değil. Yani biz ne zaman haftalıklarda, şey işte kendiniz de görüyorsunuz rakamlarını. Hani benim bir şey dememe ben hani şapkadan e, tavşan çıkarmıyorum. 5.80'lerde önemli bir dirençle karşılaşacağız. 5.98'ler onun üstünde burada hatırlıyorsunuz burada kuvvetli bir sistemizde bu önümüze direnç olarak gelecek. Ha çok abuk subuk bir şey olur ülkede şu konjonktürün dışında. Buralar sert geçilip yani şimdilik böyle bir şey olma ihtimali çok çok düşük. O yüzden hani biz birazcık daha gerçekçi bakalım. Dediğim gibi 5.54'ler, 5.52'ler mantıklı tepki verilebileceği yerler. İşte onun üzerinde 5.75, 5.80 bandı mantıklı yerler. Zaten şimdi Bollinger bandlar daralıyor. Eğer buradan aşağıdan destek alır zaten RSI aşırı satımda. Buralardan 5.53'lerin 5.54'lerin üzerinde kapanış yapılabilirse Bollinger orta bandın üzerinde. Bu zaten yavaş yavaş 5.80 bandına doğru a, hareket etmeye başlar ama yurt dışılarında dediğim gibi daha demin Güney Afrika randının işte değer kaybetmesi doların e, değer kaybetmesi tabii bizim üstümüzde olumsuz bir baskı yaratabilir. Şimdi birazcık daha şöyle seans içi bakalım. Hatırlıyorsanız dün özellikle 5.42 direncinden bahsetmiştim attığım tweetlerde de. Çünkü burada bir gün önce 5.42 5.42-5.47 arasında şurada bir hareket yapmıştı. Ondan sonra 5.42'yi kırıp satış hızlanmıştı. Dün Dün 5.30'lara kadar düzeltti. 5.30 5.37 arası şurada bir hareket yaptı. Sonra 5.42'ye tepki verdi. Seans içinde de dolar yurt dışında değer kaybedince tekrardan satış geldi buraya doğru. Şimdi önümüzde 5.42 önemli direnç önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Burası bir kere bir önemli bir pivot nokta oldu. Bunun üzerine geçebilirsek 5.47 5.48 bandından bahsedebiliriz. Şu banda tekrar oturabiliriz. Buradaki düşüş kanalımızın hemen hemen üst bantları 5.60'lara geliyor ama dediğim gibi ilk etapta 5.42 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak. Yarım saatlik yaptığımız zaman burada sabah saatlerinde 5.35'lerde bir destek yaptı. Önümüzdeki bir saat 5.35'ler gördüğünüz gibi. Şimdi buradan tutunup tekrar dönmeye çalışıyor. Bugün birazcık daha 5.42-5.35 yani bir tepki yapabilir 5.40'lara doğru. Böyle baktığınız zaman da birazcık seans içinde bir hafif bir düşüş trendi çıkarmış olabilir. Hani buradan doğru alırsak. Hani 5.39 5.40'larda biraz zorlanabilir tepki verirse. 5.42 önemli bir direnç seviyesi. Buranın üzerine atıyorsa piyasa bir haber akışı geliyor olabilir. Çünkü 4.2 4.7 bandına taşınırız. 4.2'ye dikkat edin. 3.5'de gün içi trade eden arkadaşlar e, buradan tepki yapar. Tekrar aşağıya satış gelir. Yurt dışında dolar değer kaybetmeye devam ederse 3.5 satışına dikkat edin. E, buradaki satıştan sonra biraz düzeltme hızlanabilir. Yani şu günlüklerde de baktığımız gibi birazcık daha bir bollinger bantlar daralmaya başladı. Alttan geliyor. Buralarda birazcık daha e, dip yapmaya çalışım. Yani şöyle söyleyeyim. Dün o 5.42'lere geldiğinde eğer dolar farklı bir tepki verseydi yurt dışında değerlenseydi belki bugün 42 bandının üzerine atıp 45-47 bantlarını konuşuyor olurduk ama işte ee, işte mesela dolar trade ederken sadece bir desteğe bir dirence bakmak da arkadaşlar yani özellikle profesyonel yapmaya çalışan dostlarım için bahsediyorum. Yani dolara bakarken euro dolara bakmak zorundasınız. DXY'ye e bakmak zorundasınız. Güney Afrika randı dolara bakmak zorundasınız. Dolar Japon yenine bakmak zorundasınız. Çünkü Orada gelebilecek bir satış veya alış yurt dışındaki dolar kurlarına sizi de burada etkileyecek. O yüzden hani e, teknik analizde hani çizdiğimiz e, dirençler şimdi mesela 5.42 belli bir yer. Şimdi bunu teknik analizi biraz bilen bir dostum da aynı şey ya yani belki e, periyot olarak seçmeyi bilemez. Başka bir şey onlar ama yani destek dirençleri çizmek arkadaşlar çok zor şeyler değil. Çok basit şeyler. Önemli olan oraları kırıp kırmayacağı. Oraları kırıp kırmayacağını da siz ee, sizin hep söylüyorum ne düşündüğünüz önemli değil. Önemli olan piyasanın nasıl davrandığı. İşte piyasanın nasıl davrandığını anlamanız için de e, diğer referans piyasalara bakmanız lazım. Yani dolar trade ediyorsan neye bakacaksın? İçerideki haber akışına bakacaksın. E, dışarıdaki doların değer kazanıp kazanmadığına bakacaksın paritelere, dolar paritelerine. E, yani hani bu iş... İki tane çizgili olacak işler değil arkadaşlar. Hani biz bu destek dirençleri veriyorum ama burada önemli olan sizin bir işlem almanız. Yani şimdi mesela bazen ne diyoruz? Trade'e girin. Elinizdeki malı satıp alın. Yani ama belli bir bölümde yani Dört parçada 5 parçada. Şimdi dün 5.42'yi görüyorsun buraya gelmiş. ilk direnç. Ha diyorsun bak saat 15 dakikalıklarda saatliklerde direnç. Yani 10 bin doların var. 2000 dolarını satabilirsin. Veya buraya gelene kadar sattın diyelim 5.40'dan. Erken sattın. 5.37'yi geçince 5.40'tan sattın 2000 dolar. 2000 dolar da 42'den sattın. Dedin ki ya dedim burası kuvvetli. Dur bakayım dedim. Buranın üzerinde kalıcı olursa artık yarın 43 44'ten geri alır. 47'ye vermeye çalışırım dedin. Aşağı düzeltti. Baktın dolar paritesi gevşiyor yurt dışında. Baktın yavaş yavaş süzülmeye başladı. Bir 2000 dolar daha verdin aşağı doğru. Döndün 35'ten hepsini yerine koydun. Şimdi Bakın bunları yapmazsanız trade'e girmezseniz sadece seyredersiniz. Seyrettiğiniz zaman da ya kaçırdım ya ettim ama tabii trade'e girin derken gene altını çiziyorum. Bütün paranızla değil, bütün pozisyonunuzla değil, hele hele zararlı pozisyonunuzla yani atıyorum sen 6.50, 6.30 maliyeti doların varsa 10.000 doların, onun 2.000 dolarını trade'e girersin. O da maksat hani satıp almak, trendin içinde olmak, aktif olmak. Yani sen orada 2.000 dolarla satıp 1.000 lira aşağıdan aldığın zaman biraz keyfin yerine gelir. Sana para olarak bir şey katmaz çünkü sen 10.000 doların var. 2000 dolarını satıp almışın ama o sana bir psikolojini bir rahatlatır. Ama gene söylüyorum trade'e girmeniz için de banka makasları değil. Ya FX oyuncusu olacaksınız Forex tarafında ya VIOP tarafında işlem yapacaksınız. Ve bakın bu iki platformu da söylerken hep aynı şeyi söylüyorum. Kaldıraç kullanmayın. Bazı insanlar yazıyorlar bana hocam işte bankaya gittik işte öyle bir şey yokmuş lan. Nasıl yokmuş lan? Onların yalanı dolanı. Yani VIOP'ta sen 10 milyarın bile varsa 10 milyarla 2 bin dolar alabiliyorsun. iki kontrat alırsın arkadaşım. Ama sakın gidip 10 milyarını koyup 100 milyarlık alma, bak altını çiziyorum o bire. Çünkü o kadar garip insanlar var ki bir şey anlatıyorsun 20 dakika, herif bir tane kelimeni seçip altta yazı yazıyor. Ondan sonra insanın sinirleri oynuyor. Yani e, oradaki kaldıraçları paranız kadar ol, oynamak için kullanın. Yani 10 bin dolarım varsa 10 kontrat al, 10 bin dolar sadece. Forex'te 10 bin dolarım varsa 10 bin yani 0-1 kontratlık pozisyon aç. Gidip de 100 bin dolarlık pozisyon açma. Ve bu platformları kullanmazsanız eğer Vio bu Forex platformlarını e, makaslarınız dar olmayacağı için bankadan satıp almanızın bir anlamı yok. Bankaya para kazandırıyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. O yüzden de diyorum profesyonel oynamayan dostlarımız için artık 5.90'da kol kesmeyen adam, 5.80'de satmayan adam. Şimdi 5.50'de neyi vereceksin? İnsanlar bazen yazıyor işte 5.60'dan beri satma diyorsun. Lan ne diyeyim? Ya arkadaş, arkadaşlar düşün, diyorsunuz ki bazen bırak takma ya. Güzel kardeşlerim haklısınız da. Şimdi hepimizin bir hayatı var değil mi? Yani Şimdi altı buçukta kalkıyorum diyorum ki şu Forex bültenini göndereyim oradan doları göndereyim bak şimdi bakıyorum herkesin de yorumuna bakmaya çalışıyorum. Bunun ilk sebebi şu hani diyorum ki acaba insanlara ulaşabiliyor muyum? Ben kendi yaptığım işin kalitesini biliyorum orada sıkıntı yok da insanlara ulaşabiliyor. İnsanlar beni anlayabiliyor mu? İşte ne bileyim eksik bir şey var mı? Bakıyorum hepsini yorumlarına dikkat edin hepsini okuyorum ama abi okuyorsun okuyorsun çıkıyor bir tanesi biri döşeniyor benim böyle kafaya kan sıçrıyor yani bak insanız abi ya şimdi diyeceksiniz ya Burak niye değil değil kardeşim bak başına gelince anlıyorsun sabah altı buçuk gözünü açamamışsın suratını yıkamışsın eline çayı almışsın oturmuşsun aa herif döşenmiş şimdi beynime böyle kan gidiyor zaten ya zaten normal bir insan evladı değilim anladın mı biliyorum yani normallik yok bende yani bu işi yapan adam da zaten normallik arama hani sinir zaten yok Hani gitmiş e, şey oh, ya yapmayın güzel kardeşlerim beğenmiyorsunuz izlemeyin gözünüzü seveyim ya. Bak burada bir şey yapmaya çalışıyoruz hep beraber bir ortam bak ne güzel insanlar yazı yazıyor cevap vermeye çalışıyorum. Ona cevap ver yani deniyorum yapabildiğim kadar ama çekiyorsun provoke ediyorsun etme güzel kardeşim git bana küfür ettirtme kendine. buldurtma kendini bana. Daha ne diyeyim ya. Uy, gene sabah sabah gene bir rahatladım ya. <laughs> Bazen hakikaten böyle değil. ya kendi kendime böyle deli gibi konuşuyorum evin içinde. Sonra bunu böyle atıyorum. Şimdi zaten 35'te bakın bir çift tip yapmış gibi RSI'de tekrar kaldırdı. Parabolikler zaten sata gelecek. Şuradaki düşüş trendini takip edin. Arkadaşlar bunları da lütfen kendi trendinize çizin gün içinde işlem yapan arkadaşlar. Bu seviyelere dikkat edin. Ee, hani buralarda durumlara göre e, trade etmeye çalışın. Zaten yapıyorsunuz ama şu Güney Afrika randı çok ilgimi çekti arkadaşlar. Grafik tekrar gösteriyorum. E, omuz baş omuz dediğimiz şey yani burada bir tane daha omuz var bu adam çift omuzlu mu bırak diyeceksin de onlar genelde öyle olmuyor. yani Sonuçta böyle bir formasyon kırıldığı anda tetiklendiği anda bu boy kadar aşağı koyuyor zaten ama tabi buradan tekrar dönebilir. Bu e, 14 seviyesini takip etmek lazım. Dediğim gibi dolarda birazcık daha ee, dip süreci oluşuyor. Kafanızı kötü böyle algınızı bozmayın. Kısa vadede paranızı lazım değilse bakmayın. Ama 5.80'de 5.90'da bakacağız. Yani ona hazırlıklı olun. Yani 5.80'e 5.90'a geldiği zaman şunu konuşacağız veya 5.70'lerde satıp alalım mıyı konuşacağız veya satıp TL'ye geçelim mi konuşacağız. Burada değil. O furyayı kaçırdık. O yüzden de sakince bekleyeceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. 42 çok önemli. 42'nin üzerine atabilirsek 47 bandı açılır. Bu sefer artık 42 bandı bize destek olarak çıkar. Gün içi 35'e, gün içi oynayan dostlarımız dikkat etsinler. 35'in altında gelebilecek satışa. Ee, ama 30'un altında kalabileceğini pek zannetmiyorum. Buralardan gene destek bulacaktır. 30'un altında bir hareket olursa 12 bin liralık bir çanak olur. Onun hedefi 18 liralar olur. 5-18 5-20 bandı olur. Şuradaki e, bandın da alt bandı ama çok zannetmiyorum. Bakın şimdi biz çok zannetmiyoruz diyoruz ya. Şimdi mesela ne yapıyorum? Şimdi hep ne diyorum? Benim ne düşündüğümün bir önemi yok. Ben diyelim long kaçtım. Tamam mı? 5-36 long kaçtım. Dedim ki 35 tuttu long kaçtım. Ama hemen 35'e stopumu koydum. Bak. Bekliyorum. Bir anda çat attı, stop out oldum. Tamam 1000 lira zarar yazdım ben abi. Geçmiş olsun. Ha burada aşağı devam etti. İster buradan tekrar al, ister hiç elleme. Veya sattın, bir daha döndü. Bak şu işte o sıkıntılı bir yer. Mesela ben bir daha alıyorum bırakmıyorum peş, ama bir daha 35'e stop koyuyorum. Hani bir daha kırarsa bir daha veririm. 2000 lira iki kere zarar ederim. Problem değil. Önemli olan orada trendi yakalayabilmek. Çünkü bu teknik fake'leri de yapıyor bu iş arkadaşlar. Dolayısıyla bu kritik seviyelerde pivot noktalarında işlem yapmazsanız seyrettiğinizle kalırsınız. Bu sefer de dersiniz ki ya Burak zaten işte orası kırarsa oraya gider, burası kırarsa buraya gelir. Zaten bu e tamam da sen işlem yapmazsan bunu nasıl bileceksin? Şimdi sen zannediyor musun? Ben her işlem yaptığımda kar ediyorum. Bak hep ne diyoruz? Arkadaşlar 10 yaptığınız hareketten 7'si doğruysa siz iyi e tradersınızdır. Ve ay sonunda e, yatırımınıza iyi değer verirsiniz. Önemli olan o yaptığın 3 hatadan hemen dönebiliyor musun? Yani hemen stopunu koyabiliyor musun? Duygusal davranabiliyor musun? Ne dedik hep? Şimdi teknik analiz bilen bir adamın, şimdi şurada 5.90'ı kırdıktan sonra satmamasına imkan yok. Yani bir kere bir stop out olursun. Dersin ki ya tamam kardeşim bu burayı kırdı. Ben bir stop out olayım. Yapacak bir şey yok. Ha bu tekrar buralara giderse kaldırırsa alırım dersin. Ha burada da 3-4 bin lira trade zararı yazarsın. Ya bakın zaten her yaptığınız işlemin bir bedeli var. Yani her yaptığınız işlemin ama bak 5.90'da stop olan adam, canına kıyan adam, 6.20'den 6.30'dan aldığı malı satan adam bak şu anda sakince bekliyor. Yani arkadaşlar işlem yapmadan canınız acımadan bu işler bakmakla etmekle veya işte dur ben şu adamı izleyeyim. Bakın kendinizi de kandırmayın. Bu işi diyorum ya bak ben kendimi anlatıyorum ya bilsem ben ben bilirim. Yani 20 20 yılımı vermişim. ben bilemiyorum yani. Veya sakın zannetme şimdi bazen görüyorum işte abi şu analiz şöyle dedi bak adam bildi. Ondan sonra bir bakıyorum 3 gün sonra herife küfrediyor. Ya çünkü adam tutturur bir tanesini. O an 10 hareketten birini doğru yapmıştır. Tamam mı? Adam toplamda değil 7 hareket, 5 hareket doğru yapar, 5 hareket yanlış yapar. Sen o bir tane yanlış yaptığın adamın denk gelir yaparsın. Bu sefer adama küfür ediyorsun. Niye küfür ediyorsun ki? Adam al deyince para kazanınca iyiydi. Benim kızdığım şey gay, galyan, goy goy. Teknik analiz yapıyorsun. Stop seviyesinde stop out etmiyorsun. Stop seviyesi geçtikten sonra kendini kandırmaya ve insanları kandırmaya başlıyorsun. Yani şurada 5.90 kırdığında ya kardeşim tamam diyeceksin ki bu kırdı. Dikkat edin arkadaşlar stop out olun. Sen ne yapıyorsun? başlıyorsun burada konuşmaya. Bunu devlet yapıyor. Bunu hükümet yapıyor. Bunu Merkez Bankası yapıyor. İşte en kötü şey arkadaşlar kendimizi kandırmak. Kendinizi kandırmayın. Yani kol kesmeniz gerektiği yerde kol kesin. Tekrar dönüp almanız gerektiğinde trade zararı yaz. Yani doları sattın 42'ye. Dolar tekrar kalktı 44'e baktın. Ortalık karıştı. Bir haber geldi. Dolar endeksi yükseliyor. Dön 44'ten al. 2000 lira trade zararı yaz. Ama ne yaptın 44'ten aldın 50'ye vereceksin. Yani aktif olmanız lazım. Ve bu dönem ne yazık ki dolar da e, aktif tred insanlar için şu dönem şu düzeltme süreci devam edecek. Bakın ataklar olacak 5.90'lara 5.80'lere tekrar düzeltmeler olacak. Bu gidecek gelecek. Yani buradaki gibi temiz bir trend olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Burada bu gidecek gelecek. Yani haftalık yaptığımız zaman bakın daha iyi göreceksiniz. Şimdi burada buralara bir tepki verecek. 5.98, 5.90 zorlanacak. Bir daha belki bir düzeltecek. Bir daha kalkmak isteyecek. Haftalıklarda bir çift tip yapmak isteyecek ki atıyorum bir daha 6.80'lere yönelebilsin. Yani bu süreç geçecek. Siz bu süreçte ya seyredeceksiniz ya da bu sürecin içinde olup bütün elinizdeki portföyle değil, portföyünüzün %20-%30'u ile trade'e gireceksiniz. İki seçenekten bir tanesi. Trade'e girmeniz için de doğru platformlarla iş yapmanız gerekli. Bütün hikaye bu. Gene çok konuştum ya. Arkadaşlar herkese iyi günler. Ee, i̇nşallah güzel bir gün olur. Fazla sert bir gün olmaz. Sıkıntı olmaz kimse için. Görüşmek üzere.